İyi akşamlar. 18 Ağustos Cuma bugün. Beyaz Ana Haber başlıyor. Caner Karaer ben. Ukrayna Rusya'nın ambargosunu nasıl deldi? Biliyorsunuz bir tahıl ambargosu var ve Rusya o anlaşmayı zaten sonlandırmıştı. Dolayısıyla ambargo devam ediyordu. Türk kadınının gururu Gökçen Fırat. NATO'dan bir tebrik geldi. Peki ama neden? Ayrıntılarına bakacağız. Koruyamadığımız kadınlarımız var. Onlardan bahsedeceğim bu akşam. Ekonomiyle ilgili gelişmeler var. Siyaset var. Yine taksici sorunları var. İstanbul gibi bir megapolde yaşıyorsanız zaten taksi ve taksici dendiği zaman problem kelimesini de yanına koymanız gerekiyor. Hepsinden bahsedeceğim. Ama dün akşam önemli bir mevzuyu ekranlarınıza getirmiştik. Yapay zeka ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapmaya çalışan şüpheli Fatih Emre Hülagi tutuklandı. Dolandırıcı suçlamaları kabul ederken henüz mağdurların tespit edilememesi nedeniyle hangi miktarda maddi menfaat elde ettiği tespit edilemedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapmaya çalıştı ancak MIT'in radarından kaçamadı. Gözaltına alınan Fatih Emre Hülagi tutuklandı. Yapay zeka ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek bazı iş adamlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini arayan dolandırıcının amacı kendine maddi ve manevi çıkar sağlamaktı. Dolandırıcı yakalanmamak için farklı metotlar kullanıyor, kurbanlarını yabancı uyruklu şahıslar üzerine aldığı ondan fazla farklı GSM hattı üzerinden arıyordu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın siber güvenlikle ilgili birimleri uzun bir süredir dolandırıcının peşindeydi. Şüphelinin kimliği ve konumu tespit edildi ve düzenlenen operasyonla dün gözaltına alındı. Hakkında birden fazla yakalama kararı olan Fatih Emre Hülagi, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Dolandırıcı savcılıktaki ifadesinde 2021-2023 tarihlerinde internete koyduğu kiralık günlük daire ilanlarıyla kurbanlarını kapora alarak dolandırdığını itiraf etti. Bu işten yaklaşık 600 bin lira kazandığını, daha sonra çok para kazanmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek bazı iş insanlarını aradığını ve dolandırmaya çalıştığını da anlattı. Soruşturma kapsamında henüz mağdurların tespit edilememesi nedeniyle şüphelinin hangi miktarda maddi menfaat elde ettiği henüz belirlenemedi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 25 yaşındaki Hülagi, dolandırıcılık suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.